Yakın zamanda çok tatsız bir hadise üzerine çok güzel bir şey oldu. Bunu bir parantez açıp paylaşmak istiyorum bu akşam. Biliyorsunuz geçenlerde Hulu'da Hulu Av Tüfekleri Kooperatifinde bir yangın çıktı. Çıktı. Evet. Ve çok gerçekten büyük bir yangındı. Ben de kalktım, geçmiş Evet. olsuna gittim ve orada da tam nedir ne değildir filan bunu gördüm. Öncelikle şimdi kooperatif başkanı, yönetim kurulu başkanı Naci Tanık, Naci Başkan hatta Naci Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar Melih Bey, iyi akşamlar. Biraz sesini yükseltelim arkadaşlar Naci Başkan'ın, biz de duyalım. Naci Başkan önce tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun, teşekkürler Melih Bey. Hulu Kooperatifi, Hulu markası sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok Dünyada. gelişmiş ülkesinde de avcılığının, av tüfeğinin markası. Evet. Amerika'da belki bilinen en iyi marka, birkaç markamızdan bir tanesi. Çok Çocuklarımızın önemli. birlikte büyüdüğü. Çok önemli. Ve burada bir yangın çıktı. Tabii burası sadece bir ticari işletme değil, bir geleneği temsil ediyor, bir kooperatif. Aynı zamanda bu işin ustalarını yetiştirdi. Bugün gördüğümüz birçok firma oradan çıktı, Evet, büyüdü, etti evet, filan. evet. İçimizin yandığı bir yangındı. Geçmiş olsun Naci Başkan. Biraz onunla ilgili bize bir bilgi verin. Ve sonra da esasında oradaki o inanılmaz dayanışmayı, Evet. insanların bu hadise vesilesiyle oradaki bütün fabrikaların, bütün insanların o bir araya gelişini, muazzam işbirliğinden biraz bahsetmeni istiyorum. Gerçekten göz yaşartıcı bir hadise yaşandı orada. Söz sizde, buyurun. Eyvallah, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Geçmiş Yani olsun. bütün camiamıza geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Av camiamıza. Şimdi tabii geçen hafta Salı günü saat 8 sularında yangın başladı. Saat 11 gibi işte Üç söndürülebildi. saat. Çatımız komple yandı. Ufakta tek malzemeler vardı ama yandı çatı. Çok şükür ki can kaybı olmadı. En büyük tesellimiz bu zaten. Yani malın geri dönüş olur ama işte can kaybı olsaydı daha kötü hissederdik. Fakat tabii yangın söndürüldü ama yangından ziyade Hulu'daki birliğin, beraberliğin üst düzey olduğu bir günü yaşadık. Yani esas bizi yangın değil de duygulandıran buradaki birlik beraberlik oldu. Yani farklı firmalardan, bizim Hulu'daki bütün firmalardan herkes işini bırakıp gelmesi, patronlarıyla beraber yangına müdahale etmeye çalışmaları, diğer kasabalardan, köylerden gelip, mahallelerden gelip yani sırf yangına müdahale etmeye çalışmaları, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hepsinin gelip de ellerinde ayran şişeleriyle, su şişeleriyle yangına bir nebze de olsun yangın söndürmeye benim de katkım olmasını istemesi, engelli vatandaşlarımızın eline tekerlekli sandalyeleriyle gelip bir şişe bidon suyu alıp getirmeleri yani bizi gerçekten çok duygulandırdı. Yani buradaki birlik beraberlik, Hulu'daki birlik beraberlik yangını bastırdı diyebilirim yani. Aslında yani yangın değil de Hulu'da birlik beraberlik konuşuldu. Yani Allah korusun başka bir firmanın başına gelseydi de aynı şekilde aynı müdahaleler yapılırdı. Yani Hulu'da güzel bir birlik beraberlik var. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmemiştik zaten. Allah'a şükürler olsun yangın en ufak hasarla söndürüldü. Ve Hulu'daki birlik beraberlik yani dünyaya örnek olacak bir şekilde yansıdı diyebilirim yani Melih Bey. Şimdi Naci Bey, tabii Türkiye içinde de ciddi bir dağıtımınız var. Müşterilere bir sevkiyat sürüyor, ediyor ama aynı zamanda da dünyada ciddi bir ihracatınız var. Ve bu Tabii. ihracatların süresi var. Üretim aksadı mı? Onu nasıl yaptınız? Çünkü Yani hakikaten çok şöyle büyük bir bir şey oldu yangında. Melih Üretim Bey. ne durumda şu anda? Tabii bizim Hulu'muzun insanı biraz pratik zekalıdır. Hemen bir an önce hemen şeyleri taşıdılar. Oradaki fabrikadaki eşyaları, malzemeleri vesaire parçaları taşıyıp, makineleri taşıyıp hemen bizim otoparkımıza bir sahra çadırları kurarak orada montaj atölyesi, depolama, ondan sonra markalama ve paketleme sistemini kurduk. Ve hemen üretime tekrar başladık biz. Yani bu bir günümüzü aldı hemen. Yangın söndürüldü. Ertesi gün hemen bir seri üretime bizim otoparkta başladı. Ve yaklaşık 5 veya 6 tane ülkenin sevkiyatını elhamdülillah gönderdik yani çok şükür. Bin şükür, bin şükür. Peki Naci Başkan, yangında bir de söndürmede de orada tabii çok ustalık var Hulu'da. Orada da bir Evet, ustalık evet, var. evet, evet. Yani bir şeyler hazır beton makinalarını galiba devreye sokmuşsunuz, değil mi? Tabii. Şöyle bir şey oldu. Tabii yangın yani çok enteresan bir şekilde. Ben zaten makine kimya ile anlaşmaya gidiyorduk. Biz geri döndük. Tabii yoldan geri döndük biz. O esnada arkadaşlar yangının olduğunu söylediler.
Biz hemen geri dönmeye başladık. Sonra 5-10 dakika sonra aradılar beni. Ben 20 dakika içinde Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradım. Bize dedim helikopter lazım. Yangına şu anda 6 tane itfaiye müdahale ediyor. Fakat yani yeterli değil. Hemen bir an önce dedik helikopter gelmesi lazım dediler. Ya prosedürler biraz ağırmış ama ne olursa olsun yani bu tabii Huğur'un değil, Beyşehir'in değil, Konya'nın değil, Türkiye'nin değil, dünyanın bir markası Huğur'u. Herkes seferber oldu. Belediye başkanımızdan tutun, işte valimize, İzlanda'nın komutanımıza, itfaiye daire başkanımıza herkes seferber oldu. Milletvekilimizden tutun herkese çok teşekkür ediyoruz zaten bu konudan. Hep destek oldular. Yani bir saat içinde diyebilirim yani 25-26 tane itfaiye yangına müdahale etti. Tabii en güzel şey de beton mikserlerinin, bir tane beton mikserinin bizim fabrikada yeni yaptığımız binada hazır bulunması. O beton mikseri hemen olaya müdahale etti. Beton mikseriyle nokta atışı yaparak yangını söndürme çalışmalarına onlar da başladı. Diğer iki tane de beton mikseri firması da geldi. Onlar da sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye başkanı da demiş ki ya bizde itfaiye araçları var ama bu yangın beton mikserleri çok etkili oldu. Hemen bizim itfaiyeye bunlardan da alalım demiş bu hadiseyle. Yani, evet bu, ben o konuşmaya şahit oldum. Hatta valimize de gitti o konu. Yani ne kadar etkili olduğunu valimiz de gördü zaten. Konya valimiz. Yani büyük ihtimalle itfaiyecilik literatürüne yeni bir soluk kazandırıp diyebilirim yani. Evet. Naci Başkan... Hatta şunu da söyleyeyim Melih Bey. Tabii o esnada drone'ı çalıştırdık biz. Bizim arkadaşlar beton miksercisinin yanına oturdu. Bizim drone'ı çalıştırdılar. Drone'dan yukarıdan şeye bakarak, görüntülere bakarak yangına taraftan da müdahale edebildiler. Drone'dan da yukarıda neresi yanıyor, ne yapıyor? Evet, yukarıdan da helikopterler etkili oldu zaten. Yani helikopterler, beton mikserleri itfaiye sayesinde yangınımız elhamdülillah hiçbir can kaybı olmadan ve alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çok şükür. Size, şahsınızda size, yönetiminizi tebrik ediyorum. Tüm Huğulluları, tüm kooperatif üyelerini, Huğulu'daki bütün herkesi tebrik ediyorum. Bu muazzam dayanışma için çok geçmiş olsun aynı zamanda. Huğulu, boşuna Huğulu olmamış, bunu gösterdiniz. Çok sağ olun Naci Başkan. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Naci Başkan'ın çok geçmiş olsun. Ben sizi o gün aradım ama tabii ki telaşınız büyüktü. Görüşemedik. Ersin Başkan, ben Konfederasyon Başkanı. Eyvallah başkanım, saygılar, hürmetler. Başkan, size nazar değdi. Pazar günkü etkinlikte size nazar değdi. Evet, çok büyük bir etkinlik olmuştu. Hayır. Gerçekten bir şey takdir edilecek bir etkinlik yaptınız. Nazar değdi size. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar başkan. Şimdi Yunus Kaya oradaydı. Aynı zamanda Hulun da disiptörü. Ve beni aradı. Çok duygusal bir konuşma yaptı. Orada yaşadıklarına ilişkin olarak. Ona hatta almak istedim. İstiyorum ki camiamız bunu duysun. Keşke her alanda bunu yapalım. Sevgili Yunus, iyi akşamlar. İyi akşamlar Melih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi sen Antalya'dasın galiba o sırada. Yangını duydun ve sonra ne oldu? Evet. Yani hızlı bir şekilde Oğlu'ya ulaştım. Tabii yangın vardığımızda söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam ediyordu. Tabii oradaki insanların o dayanışması, birlikteliği, kenetlenmesi takdire şayandı. Oğlu'ya yakışır bir davranıştı. Yani ninesinden bebesine kadar herkes elinde damacanayla su taşıdığını, hala da taşıdığını, orada çalışan arkadaşlara zehirlenme riskine karşı, tehlikesine karşı ayran, evlerindeki ayranları getirdiğini, Huğulu'da bulunan diğer firmaların yani hiçbir menfaat, hiçbir beklenti içinde olmadan kendi atölyelerini, kendi işletmelerini bırakıp o küllerin içinden, buradan Atay Adıgarı'ndan, bize Atay emanetinden dediği kooperatifin içinden kucaklarında taşıdıkları bir tane bir şey kurtarabilir miyiz diye bu dayanışma örneği dünyada takdire şayan, Oğlu'nun yani dünyaya verdiği bir insanlık dersi diye düşünüyorum ben. Bunu bizzat yaşadım. Ben yine arkadaşlara fotoğrafları gönderdim. Bu üzüntüyü, o yaşadıklarını yani o anda gözlerinden insan duyabiliyor ve hissedebiliyordu. Ben ona ortak oldum. Çünkü ben diyorum, benim Huğulu bir İkinci evim diyorum ben. Öyle düşünüyorum. Huğulu halkıyla yani bir bütünleştim. Ve o dayanışma örneğini, o
birlikteliği ben orada birebir teneffüs ettim. Dünyaya örnek olması gereken bir davranış diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz bizimle bu güzel intibalarını paylaştığın için Atef Outdoor Yunus Bey. Ben buradan Melik Bey Yaban TV aracılığıyla tekrar Huğulu Outfitleri Kooperatifine ve tüm Huğulu halkına, tüm camiaya, tüm ülkeye tekrar geçmiş olsun diyorum. Çünkü Huğulu bizim için bir ayrı bir değerdir. Dünyada silah sektöründe, outfit sektöründe kooperatif önüne olan tek bir bizim milli değerimiz diye düşünüyorum. Allah bu acıyı unutturmasın, tekrarını yaşatmasın. Amin. Amin. İnşallah. Çok teşekkürler. Tabii işte. Biz orada, ben de orada kendimi, yani Huğulu halkı olduğu için, yani elimden ne yapabilir, ne gelebilir diye tabii elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ben o dayanışmayı gördükten sonra Huğulu'nun orada kooperatifin ve Huğulu halkının altından kalkamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. İnşallah. Tekrar geçmiş olsun. Ne kadar güzel konuştunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşte o firmalardan bir tanesi Aktaş'dan Selim Aktaş telefon attığında arkadaşım da olduğu için şimdi Selim Bey de diyemiyorum. ama yayın disipline uyacağım. Selim Aktaş, hoş geldiniz. Merhaba Melih Bey, iyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi hakikaten enteresan bir şey. Sizler aslında birçok üründe de birbirinize rekabet ediyorsunuz yani orada. Huğulu'da da süperpoze var, sizde de var. Orada da otomatik var, sizde de var filan. Rekabetiniz de var. Ve fakat bu hadise olduğunda hepiniz işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Nasıl oldu? Huğulu bizim özümüz. Bütün firmalar Huğulu'dan doğdu. Biz de Huğulu'dan doğduk. Biz arsımızı asla inkar etmeyiz ve hiçbir zaman Huğulu'yu rakip olarak görmeyiz. Elimizden ne geliyorsa da yaparız Huğulu için. Yani kendi işimizi bırakır, Huğulu için çalışırız. Evet, çok enteresan. Sizin için çektiğiniz fotoğraflardan bir tanesi vardı ve siz de benim o ziyaretimde anlattınız. Dediniz ki ben buna çok duygulandım. Selim Bey'in çektiği bir fotoğrafı. Bunu bir gösterir misiniz arkadaşlar? Burada bir tane bir engelli vatandaşımız var ve kucağında büyük pet şişede su var. Evet, yani Huğulu'da o gün hepimiz oradaydık. Bütün çalışanlarımızla birlikte biz de oradaydık. İlk biz gittik hatta. Yani Huğulu'da 7'den 70'e herkes oradaydı ve canla başla insanlar elinden ne geliyorsa yapıyordu. O engelli kardeşimiz, yeğenimiz de elinden o gelmiş. Suyu taşıyordu. Bayanlar ayran yapıyordu. Galiba bir 8-10 kere gidip getirmiş bu sudan. Doğru evet, mu? Evet evet. Yani ben yönlendirme yapıyordum araçlara. O görevi almıştım. Elimden geldiği kadar. Canlan 7-8 defa gidip geldi. Yani sadece su değil, kazma kürek bile getirdi. Ayran getirdi. O kardeşimiz de o görevi aldı. Vallahi çok tebrik ediyorum size. Bravo size. Şöyle Melih Bey, Huğulu'da bu birlik beraberlik hep vardı zaten. Hep. Yani baştan beri var. Hiç bozulmadı. Allah korudu. Yani büyük bir yangındı. Canla başla herkes çalıştı. Elinden gelen görevi herkes yerine getirdi ki ucuz atlattık. Büyük tesellimiz can kaybının olmayışı. Elhamdülillah. Bu büyük tesellimiz. Yaralar sarılır. Yaralar sarılır. Hep birlikte mücadele ederiz yaralar sarılması için. Yaralar sarılır ve iyileşir. O gün devlet büyüklerimizin bölgemizdeki hepsi oradaydı. Geldiler milletvekillerimiz, vali bey, kaymakam bey, belediye başkanları. Evet, sonrasında onları tebrik etmek lazım. Hemen hassasiyetle eğilmişler. Geldiler, sağ olsunlar. Sadece ben şunu diyorum devlet büyüklerimize, buradan sizin aracılığınızla sesleniyorum. Bölgede ağır bir sanayi var. Savunma sanayiye de hizmet ediyoruz. Kooperatifte biz de şirketlerde biliyorsunuz Huğulu'da. Bu görevi de üstlendik biz. Evet. Silahlı kuvvetlerin silahlarını yapma görevini de üstlendik. Bölge kritik bir yer. Bizim şimdi şöyle yaklaşık hesapladım. 3000 nüfuslu bir beldeyiz biz. Kişi başı yıllık 10 bin lira vergi ödüyoruz. Yani Huğulu'dan sadece 30 milyon lira vergi ödüyoruz biz devletimize. Bu bizim boynumuzun borcu, ödeyeceğiz. Tek devlet büyüklerimize istirhamım düzgün bir itfaiye kurulması Huğulu'ya. Bir de
bölge sadece Oğlu değil, yakın köyler, beldeler hizmet alabilecek bir tane hastane, ambulansta olan bir tane hastane. Bunu hak ediyoruz diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Selim Aktaş. Çok sağ ol. Ben de gerçekten sizleri tanıdığım için kendimle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Selamlar. Hepinize geçmiş olsun bütün canlılara. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi